Merhabalar, ben Afize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Biliyorum sizi çok garip karşıladım. Çünkü şu an başımda havlu, üstümde ise çok şık bir elbise var. Bunun nedeni ise geçen sefer kuzenimin sözünün eğlence yani after partisine giydiğim makyaj, kıyafet çok beğenildi. Aşırı beğenildi. Bu arada beğenildi dediğim hani aile içerisinde çok beğenildi. Ay çok güzel olmuşsun falanlar filanlar duyunca dedim ki ben neden bunun saçını, makyajını, kıyafetini videoya çekmiyorum. Çünkü bence hepsi birbirinden ayrı ve özel parçalar. Kıyafet, ya kıyafetten tutun makyaja kadar hepsini nikahta giyebilirsiniz, düğünde giyebilirsiniz, mezuniyetinizde giyebilirsiniz, after partilerde giyebilirsiniz. Ya da ne bileyim sözde, nişanda, kınada her şeyde giyebileceğiniz için sizinle bugün bu makyajı paylaşmak istedim. Şimdi duştan çıktım. Duştan çıkar çıkmaz da üstüme elbisemi giydim. Çünkü en büyük nedenlerinden biri hem elbise üstümde olursa saçımı işte giy çıkardı saçım bozulmaz, makyajım bozulmaz diye. Şimdi şöyle ki bir anekdot paylaşmak istiyorum sizinle. Ben normalde o gün oraya giderken saçımı fön çektirdim. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Neden fön çektirdim? Yani ben kendim evde fön çekebiliyorken neden dışarıda fön çektirdim? Bunu uzunca bir süre sorguladım. Sorgulamaya da devam ettim. Ama olsundu. Yani hiç önemli değildi. Şimdi ben size evde nasıl fön çektiğimi söyleyeceğim. Şimdi ben güzelce cildimi temizledim. Ama bir toniklemek istiyorum. Ve toniklerken de şu Otacı'nın güllü su olanını kullanıyorum. Bu arada bunun gül suyu da varmış. Ben güllü su olanını almışım. Bilmiyorum. Neyse bunu iyice cildimi temizlemek için, toniklemek için kullanıyorum. Bu arada ben bunu her zaman dediğim gibi buzdolabında tutuyorum. Bu beni aşırı ferahlatıyor ve canlandırıyor. Şöyle iyice her tarafımı. Çöp. Şimdi saçımı açıyorum. Saçımı daha öncesinde bir kere taradım. Hani böyle tamamen çıkmayayım karşınıza diye. Şimdi yapacağım işlem aslında o kadar basit ki hiçbir şey yapmayacağım. Benim saçlarım dümdüz. O yüzden hani ekstra işlemler uygulamama gerek yok. Sadece tek yapacağım şey saçımı iyice böyle kurutup sonrasında böyle hafif daha nemliyken saçımı böyle kurutmaya başlayacağım. Saçım dümdüz oluyor. Gerçekten fön çekilmiş gibi oluyor ama hiçbir ücret ya da çok büyük uğraşlar yapmamış oluyorum. Şimdi saçımı dümdüz kurutmaya geçiyorum. O yüzden hızlıca kurutma işlemine geçelim. Sizi hızlı moda alayım. Sonra tekrar detaylarda görüşeceğiz. Hello. Bu modda başlatmak istemezdim ama şimdi saçım tabii ki böyle bir hal aldı. Ve hafif nemli kaldı. Şimdi saçımı normal kendi tarağımla tarayacağım ama öncesinde size bir anekdot. Kullandığınız parfümü eğer şöyle buna sıkıp saçınıza sürerseniz parfümün kalıcılığı daha da artıyor, haberiniz olsun. Ben bunu böyle düğünlere falan giderken hep yapıyorum. Daha çok artsın diye, böyle güzel güzel kokusun diye. Şimdi saçımı şöyle bir tarıyorum ve ortadan ikiye ayırıyorum. Sonra yapacağım işlem aslında çok o kadar basit ki anlatamam size. Artık fön değil ama saçımla daha da uğraşmayacağım yani. Şunu yapacağım. Saçımı böyle bırakıyorum. Ve saçımı fön makinesini tutup yukarıdan aşağıya tutuyorum. Böyle saçımı kurutmaya devam ediyorum. Böylelikle saçım bitmiş oluyor. Şu an o kadar sıcak ki bu fön nasıl sıcak geldi anlatamam size. Şu an saçım dediğim gibi bitti. Makyajıma geçeceğim. Makyajım da aslında o kadar basic ki, o kadar basit ki anlatamam size. Yani hani hem şık hem bu kadar basit şeyler yapmayı hem çok seviyorum hem de sizinle paylaşmayı da ayrıca seviyorum. Yeni bir açıda makyaj yaparken görüşürüz. Bay bay. Ben geldim. Şimdi yüzüm o kadar parlıyor ki aslında bunun nedenlerinden biri tabii ki ilk başta bazımı sürdüm. Dudağıma nemlendiricimi sürdüm ve karşınızdayım. Baz olarak tabii ki ve tabii ki Nivea Men'in Sensitive'ini kullandım. Dudağıma ise Blistex'in bu
Matte Plus'ını kullandım. Öncelikle kaşla başlıyorum. Ya ben her zaman ama her zaman makyajıma kaşla başlıyorum. O yüzden pastelin Profession Ice Duo'sunu alıp, yani şu rengini alıp yine kaşlarımı dolduruyorum. Bitti. Şimdi pastelin Ice Brow maskarasını sürüyorum. Bu arada biliyorum hep aynı ürünleri kullanıyorum ama aslında göstermek istediğim şey tam olarak birbirinden farklı makyajlar yapabileceğiniz. Yani benim elimdeki ürünü sizin elinizde olmak zorunda değil. Asla bu böyle bir kaide yok tabii ki. Ya benim elimdeki ürün bunlar. Sizin elinizdeki ürünlerle aynı makyajı çıkarabilirsiniz bence. Aynı tonları yakalayıp. Yani. Şöyle bir durum var. Benim kaşıma uyanla sizin kaşınıza uyan bir olmayabilir. O yüzden kendi elinizdekilerle bence en iyisini yapın. Her zaman bunu söylüyorum. Şimdi benim için kaş bitiyor. Kaş bittiyse olay bitmiş demektir. İşin en uzun kısmı eyeliner kısmı olacak. Şu an elimde Maybelline'in şu eyeliner var. Şu aşağıya adını yazdım. Bu keçeli bir eyeliner. Bunu kullanacağım. Çünkü başka eyeliner'ım yok. Eyeliner çok kullanmıyorum. Çok da profesyonel olduğumu söyleyemeyeceğim ama after party'de yaptığım gibi yapmaya çalışacağım. İnanıyorum. Ama sizi gerçekten ama gerçekten en hızlı moda alacağım. Çünkü bu benim için böyle bir 10, 15, 20 dakika falan sürecek. Sizi en hızlı moda alıyorum. Ve eyeliner'ımın son hali böyle oldu. Yani bence güzel yaptım. Çok kötü değil. Kesinlikle kötü değil hele. Şimdi eyeliner'ımın son hali böyle oldu. Yani kesinlikle kötü değil. Ama şimdi yapacağım işlemse eyeliner'ın şu alt geçişini çok sevmiyorum ben. Onun için de yine Maybelline'in Kajal kalemiyle alt kısmına birazcık daha böyle siyahlık edeceğim. Çünkü ben o keskinliği seviyorum desem yeridir yani. Hani o eyeliner keskinliği benim hoşuma gidiyor. Yani ekstrem bir fark oluşmadı ama bence daha o keskinlik benim hoşuma gidiyor. Yani keskin olması daha hoş gibi geliyor bana kesinlikle. Ya eyeliner modum aslında bu kadardı. Şimdi kontür yapacağım. Rimeli unutuyordum. Bir de aynada kendime bakıyorum hani nelerim eksik diye. Rimeli unutuyordum. Ve tabii ki önce kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Kirpiklerimi kıvırdım. Öncelikle Maybelline Push Up Angel'la kirpiklerimi ince ince ayırıp yukarı doğru kaldırıyorum. Sonrasında ise Maybelline Kajal Big Shot ile böyle daha hacimli yapıyorum. Yani iki maskara kullanıyorum. Ekstra şey ulaşmaya çalışıyorum. Nasıl anlatsam size? Ekstra mükemmele ulaşmaya çalışıyorum. Biraz zor ama ulaşıyorum. Maskarayı bu yani konuşamadım ya. Push up'ı sürdükten sonra hızlıca Big Shot'la iyice onları böyle daha gür yapıyorum. Şu an çok belli olmuyor ama böyle görebilirsiniz. Sonrasında alt kirpik dibime de Push Up Angel uyguluyorum. Çünkü Push Up'ın bu ince şeyi aslında benim daha alt kirpiklere ulaşmamı, en kısa alt kirpiklere bile ulaşmamı sağlıyor. Ve bitti.
Şimdiki geldik işin bir tık daha eğlenceli kısmına. Artık tamamen yüze geçiyoruz. Yüzde bitince zaten bitecek. Dediğim gibi pratik bir makyaj maksimum 15 dakikada. Eyeliner hariç 15 dakikada çıkacak bir makyaj. Hatta 15 dakika bile sürmez. Eyelinersız 5 dakika sürer. Sadece eyeliner çekemeyen biri olaraktan eyeliner'da çok vakit kaybediyorum. Flor Mar'ın bu kontür kitiyle şu iki rengi karıştırarak kontür yapıyorum. Her zaman yaptığım gibi. Şöyle yapıyorum ben. Birazcık daha alıp şu burnumun şu geniş olarak böyle sürüyorum. Biraz daha burnumu küçültüyorum ama çok detaylı bir uğraşım değil bu tabii ki. Şimdi geldik benim normalde yapmadığım bir adıma. Bu da tabii ki bir allık adımı. NYX'in bu paletinden şu allığı pembiş pembiş alıp elmacık kemiklerime gülerek sürüyorum. Normalde bu adımı yapmıyorum ama özel günlerde tabii ki yapılabilir. Zaten uçup gidiyor bunlar zamanla. Ve sen highlighter'ı unuttun. Hayır, unutmadım. Bilerek sana bıraktım. Çünkü highlighter en çok uğraşacağım aşama. Mary Lou kullanıyorum. Her zaman ama her zaman özel günlerde Mary Lou kullanıyorum. Bu yaz sıcaklarında bile Mary Lou oluyor genelde. Çünkü yani riski atamıyorum desem yeridir bu konuyla ilgili. Eğer Mary Lou'yu bilmiyorsanız şöyle bir rengi var. Şimdi Mary Lou'yu bir fırçamı alıp önce elmacık kemiklerimin üst kısmına yani aydınlatma bölgelerimi uyguluyorum. Şimdi bu makyajda en önem verdiğim şeylerden biri aydınlık görünüm. Şimdi aydınlık görünüm deyince de doğal olarak elmacık kemiklerime de bir şeyler sürmem gerekiyor. Onun için de bu fırçayı böyle daha geniş açılı bir karıştırma fırçasını alıp şöyle kirpik diplerime, ay elmacık kemiklerime. Ne elmacık kemiği ya? Aa, doğru adını söylemedim. Göz pınarlarımı sürüyorum. Bence her aşamadan highlighter güzel oldu. Son aşamaya geliyoruz. Son aşamamızda ise Emily'nin 211 numaralı şu böyle nude dudak rengi rujuyla dudaklarımı bir çerçeveliyorum. Ben aslında bu işi böyle de bırakırım. Yani dudaklarımı dudak kalemiyle iyice doldurup da bırakırım ama böyle bırakmak istemedim. Dudağıma bir tık daha renkli bir şey olsun diye MAC'in bu mokasını şöyle bir renk. Mokasıyla dudaklarıma renk veriyorum. Olarak saçımı da açarsam tabii saçımın birazcık daha düzleşmeye ihtiyacı varmış. Onun için bir tık daha fön gibi o şeyden yapacağım. Ama makyajım bu şekildeydi. Saçım da bu şekilde olacak. Daha düz olacak. O kadar. Başka hiçbir şey fark etti. Yok yani desem yeridir. Şimdi bence bir ışıkta görelim makyajımı. Ondan sonra tekrar buraya gelelim. Makyajımın güneşte görünümü bu şekildeydi. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Şimdi ellerimi oje süreceğim. Bence bu elbise en çok bordo gider. Ayakkabılarımla çok uyacağı için ayağıma da elime de bordo renkli bir şey süreceğim. Bunu da
Flor Mar'ın 311 numaralı ojesiyle yapacağım. Ben şimdi hızlıca ojelerimi sürüyorum. Etiketinde koton yazıyor fakat ben bunu Kadıköy'den aldım ve kotondan çok daha ucuz bir fiyata aldım. Kotonda sadece beyazı varken ben gittim lacivertini buldum. Ayakkabılarım Bambi, hem dünyanın en şık ayakkabıları hem de herhalde dünyanın en güzel ayakkabıları. 3 renk seçeneği var. Aşağıya linkine bırakıyorum. Böyle özel günlerde genelde çanta olarak hiçbir şey almıyorum. Sadece elime telefon takıyorum. Genelde anneme bütün eşyalarımı veriyorum. Annem nasılsa çanta alıyor. Ben de içine bütün eşyalarımı koyuyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.